Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz öncelikle. Yani şöyle söyleyeyim, bir bilgilendirme yapmak için bu açıklama ihtiyacı hissettik. Sosyal medyada çıkan yalan, dedikodu gibi bir haberle açıklama yapma ihtiyacı hissettik maalesef. Süper Lig'e çıkma heyecanı yaşadığımız şu günlerde böyle yanlış haberlerle size açıklama yapmak durumunda kalmak gerçekten sıkıntı verici bir durum. Maalesef bunları sıkça yaşamak zorunda kalıyoruz. Şöyle ki, Yılport Samsunspor Futbol Kulübü sezon başında yaptığımız bir toplantıda, bu toplantıda rahmetli akademi başkanımız Mustafa Erkanat, genel menajerimiz Mustafa Astopal ve benim dahil olduğum bir toplantıda akademimizde yetişen genç oyuncularımızın kariyer planlamasını yaparken onların ve kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda menajerlik yetkilerini kulübümüzün belirleyeceği güvenilir bir şirkete verilmesi konusunda mutabık kalmıştık. Daha sağlıklı olacağını düşünüyorduk. Ve bunun kararını verdik. İşte birkaç gündür bir defa daha çıktı. Arkadaşlar da sordu. Sosyal medyada şöyle bir olay çıktı. Trabzon'dan yazıyorlar. Tabii biliyorsunuz sosyal medyada arkasında kim var bilemiyoruz da. Trabzon'dan bir menajer burada bizim iki oyuncumuzdan yetki almak istedi. Yani menajerlik yetkisini almak istedi. Bizim oyuncularımız da bizimle görüşmeden kimseye menajerlik yetki verilmemesi gereğinde kendilerini oyuncularımızın bilgilendirdi. Sizi arayan olursa bizim kendi kategori hocanızı ya da işte Yücel Hoca'yı kim varsa Savaş'ı bize dönülmesi diye. Bunun üzerine bizim U17 takımımızdan iki oyuncuya, birisi Ali Kılıç, birisi de Oruç Yılmaz. İki oyuncumuza ve velilerine gidilmiş, işte oyuncuların temsil yetkileri istenmiş. Bunun üzerine oyuncular da bize bildiriyor. Veliler de bizim dememiz üzerine diyor ki hocalarımla konuşun. Bizim Mahir Yatkın diye bir hocamız var. Ona ulaşıyorlar. Hoca bana haber veriyor. Dedim ki kesinlikle böyle bir yetki verilmeyecek. Biz topluca hem oyuncularımızın gelecek kariyerlerini planlamak hem Samsunspor'un hem oyuncuların menfaatleri doğrultusunda bir firmayla anlaşılacak. Onun için kimseye verdirmedik. Bunun üzerine garip yazılar yazıyor bu vatandaş yetkililerini alamadıkları için bir karalama kampanyası gibi bir şey çıktı. Yani açıklamak zorunda olmak hani yapmadığı bir şeyle ilgili hani başka menajerlik şirketlerine yöneltiyormuşuz, zorluyormuşuz çocukları gibi bir sosyal medyada yazı çıktı. İsterseniz onu da Emrah size atar. Yani bayağı. Burada baktığınız zaman şöyle bir şey var. Oyuncularını tek bir menajer şirketi alıştıracak. Şimdi şöyle inanılan biliyorsunuz menajerlik artık simsarlar menajerlik yapıyor. Yani bir insan pazarına dönüştü bu iş. Yani onun için sağlıklı şirketler yok demiyorum, vardır. Belki bunlara teklif eden de iyi bir şirkettir bilemiyorum. Ama bu hem futbolcuların kariyer planlamasını doğru yapmak hem de Samsunspor'un yarın bir gün bu genç oyuncuları yetiştirdiği, emek sarf ettiği genç oyuncularla yarın bir gün elinden işte nasıl Fenerbahçe'den kaçıp gidiyor Ömer Faruk, Juventus'ta oynayanı söyle, Merih Demiral, Ali Akman. Yani biz de bu durumlarla karşılaşmama adına bizim kulübümüzün belirleyeceği bir şirketle yetki verilmesini mutabık vardık. Bununla ilgili tabii adamın işi de bozulunca böyle bir karalama çıktı. Yok işte Samsunspor'un akademisinde neler dönüyor. Hiç gereksiz karalamalar. Şimdi bununla ilgili hocamızın işte adı geçen Mahir Yatkın hocamızın da tesadüf yahut da çocuk dikkatli davranmış. O menajerle konuştu, ses kaydı da var. Yani öyle net ki hiç öyle başka bir menajerlik şirketine yönlendirilme falan. Neyse sana anlattığım gibi adam bizim hocamız şeye menajere anlatıyor. Ama menajer bunu çeviriyor yetkiyi alamadığı için. Yok oyuncuları başka firmaya zorluyorlar. İşte baskı yapıyorlar. İşte bilmiyorum Burak Çalık'la ilgili de yazdı. İşte genç oyuncuları
kendi menajerlik şirketine yönlendiriyor falan diye. Bunlar asılsız haberler. Bu konuda bilgilendirmek istedik. Çünkü bizi seven var, sevmeyen var, yapmıştır derler. Yani bunu açıklama durumunda kalmak gerçekten sıkıntı verici. İnsan yapmadığı bir şeyi yaptı diye burada sizin önünüzde. Yani bu hani başka bir şirkete yönlendirdi dediğinde şu anda bizim oyuncularımızın Samsun Spor'un belirlediği bir şirkette dahil olmak üzere hiç kimseye yetki vermedik. Bu kesin. Hani karalıyor ya, verdiriyorlar. Daha vermedik, daha belirlemedik de. Belirlemedik ama karalama bu ya. İşte oyuncuları başka tarafa zorla imza attırıyorlar diyor. Olayda adı geçen antrenörümüzün de bizim bilgimiz dışında hiçbir yönlendirme ve davranışta bulunma şansı yok. Yani bizzat öyle bir şey olsa önce biz koparız işi. Yani bunu açıklamak durumunda kaldık. Bilmiyorum, siz atlamışsınız. Beni Caner Cappar da yeni Caner aradı bununla ilgili bir hafta evvel. Dedim ki böyle aslı yok dedim. Şimdi bir daha gündeme geldi iş. Dedim ki artık açıklama yapalım da. Bu büyüyecek iş. Başkanın haberi oldu. Yani böyle bir haber. Size bunu ilettik. Biraz daha şuna girelim ama. Tamam. Kesinlikle. Kesinlikle talep. Kesinlikle çok yetenekli oyuncularımız var. Özellikle 15-16 yaş grubunda. Gerçekten inanılmaz. Çok aday oyuncularımız var. Bir tane 16 yaşında Muhammed Ali Özbakırcı diye bir oyuncumuzu milli takıma gönderdik. Ben de pazartesi Riva'daydım. Hocalarından geri bildirim aldım. İnanılmaz memnunlar. Ya hocam bu çok iyi oyuncu. Sadece bir tanesi bu. Ya hocam ondan sonra şöyle dediniz, artık Samspor yeniden ya üreteceğiz. Üreteceğiz ama dediğim gibi bu sene kimseyi göremediniz. İşte bir lig yarışı var ortada. Kaos yaşanıyor. Onun için inşallah Samsun Spor üretecek. Çünkü başkanın büyük yatırımları var. O tesis şu anda devam ediyor. Çim sahalarda çalışıyoruz. Sentetik sahalar serilmek üzere. İnşallah binamız da yakında bittiğinde üretim merkezi olacak mı? Yani Samsun Spor üretecek. Ha, herkes Samsun Spor'da oynamayacak belki. 100 tane, 150 tane oyuncumuzun 15 tanesi oynayacak. Ama diğerleri de başka takımlarda oynayacak. Yani Samsun Spor üretecek. Buna inan. Baktığınız zaman Türkiye'de hep altın olduğu örnek gösteriyorduk ama artık Samsun'da bir rol model olacak herhalde. Kesin olacak. Altın Ordu şöyle yapıyor. Altın Ordu Türkiye'nin her tarafından taşıyor. Bizim bölgemiz potansiyel bir bölge. Yani bizim havuzumuz çok daha geniş. İşte ordusuyla, Merzifonu'yla, Amasya'sıyla, Sinop'uyla biz çok geniş bir bölgedeyiz. Bizden başka takım da yok. Onun için biz bu bölgedeki en iyileri seçip bünyemize katıyoruz. Ha almayacağız mı başka yerden? Alıyoruz. Kuşadası'ndan aldık. İstanbul'da Kartal Spor'dan aldık. Alıyoruz yani çok yeteneklileri. İyi şartlarda da çalıştığımızda üretmemek mümkün değil. Yani biz Altın Ordu'dan daha iyi yapacağız bu işi. Ben inanıyorum. Hocam bir de son olarak alt yapılardaki lig durumu nasıl biliyorsunuz? Bu yeni düzenlemeden sonra eski bir daha bir lig vardı. Futbolcular da bir rekabet ortamı oluyordu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şu anda 19 ligi oynanıyor biliyorsunuz. 19 ligi oynanıyor. Diğer ligler maalesef diğer yaş grupları pandemi nedeniyle oynanmıyor. 19 ligi de tek devreli lig usulü oynuyoruz. İşte tek devreli derken biraz anlatayım onu. Samsun Spor'un oynadığı rakiple, Samsun Spor mesela Bolu'yla deplasmanda oynuyorsa biz içeride oynuyoruz. Önümüzdeki hafta kim maçımız? Ankara Spor. Ankara Spor. Ankara Spor buraya geliyor, biz Ankara'ya gidiyoruz. 19 ligi oynanıyor. Şu anda da o ligde bayağı iddialı durumdayız. Şimdi şöyle, 8. maçtan sonra başladık. 8. maçtan sonra başladık biz. Altın Ordu maçıyla başladık. 17. maça geleceğiz, oynayacağız. 9 maç. 9 maçtan sonra Altay maçıyla, ilk lig maçıyla tekrar başa döneceğiz. 17'yi bitireceğiz. 17'yi bitirdiğimizde İlk 8 takım Futbol Federasyonu Antalya'da ağırlıyor 8 takımı.
Orada tekrar maç sayısını artırmak için işte tekrar bir şampiyonluğa düzenliyor. 1 ile 8'e eşleştiriyor. 2 ile 6'yı, 3 ile 7'yi. Yani maç sayısı artması burada amaç. Dediğim gibi rekabetçi bir lig bizim için geçen sene yoktu. Yani geçen sene niye yoktu? Bölgesel oynuyorduk. Bölgeselde rakibin kim işte? Çorum'du. Burada Giresun'du. Bizim bölgede bölgesel bize az geliyordu. Bütün kategorilerimiz açık ara çıkıyordu, yetmiyordu. Rakipler zayıf olunca geliştirme şansında yok. Bu sene eğer pandemi sonrası tabii takımımızla inşallah Süper Lig'e çıktığında elit ligde olacağız. Elit ligde yani iyilerle yarışmak oyuncu elit ligde olacağız. Yani elit U17 eliti var. U19'un eliti var. Diğer yaş gruplarında da bölgesel değil, daha böyle detaylı. İşte Trabzonspor'da kim varsa iyi takımlarla onlarla oynayacağız. Böyle bir planlama olacak diye düşünüyorum ama pandemi sonrası bilemiyoruz. Pandemi ne zaman bitecek, ne olacak? Şimdi U21 ligini biliyorsun. A ligi dediler, U21 dediler. Adı değişiyor sadece Türkiye'de. Ama işin içine baktığında U21'de kimse oynamak istemiyor. Çünkü 19-18 yaşındaki oyuncu artık performans yaşıyor. Ne yapıyor? Üçüncü lig. Başka lig oynamak istiyor. Yani çok ciddi bir lig olsa, rezerv lig gibi olsa, hani her takımın ikinci bir takımı olup da onlara ayrı bir lig yapılsa, tamam Avrupa'da var örnekleri. Barcelona'nın, Bayern Münih'in herkesin ikinci takımı var. 23 yaşına kadar oynuyorlar ama bizde böyle bir lig, profesyonellerin içinde oynuyorlar bunlar. Bizde öyle değil. Çocukları pazartesi topluyorlar. İşte seyirci yok, bir şey yok. Bir yerde oynatıyorlar. Kimse o ligde oynamak istemiyor. 19 yaşındaki çocuk artık burada, bugün idmanda 5 tane bizim 19 takımımızdan oyuncu var. Görmüşsünüzdür. Yani artık bu çocuklar performans yaşında. Rezervlik olsa hani daha iyi olur. Rezervlik kesinlikle. Rezervlik ama profesyonel ligin içinde. Diyelim ki rezervlik Samsun Spor'un ikinci takımının üçüncü ligde oynaması lazım. Ama Süper Lig'e hani aynı. Yok, aynı kategoriye kadar zaten Avrupa'da da böyle aynı kategorinin bir altına kadar gidiyor. Daha evvelki yıllarda Türkiye'de yapıldı bu. İşte Bursa Spor oynadı, Trabzon Spor oynadı. Daha biriye kadar çıktılar ama kendi takımı yukarıda olduğu için aynı lig oynamasına müsaade edilmiyor. Böyle bir lig tabii ki Türk futbolunu, genç futbolcunun önünü açar. Çok oyuncu çıkar. Mücadele. Evet. Yani dinamiklerimiz çok nadir oluyor ama Samsun Spor'da uzun yıllardır 15-16 yaşındaki çocukları hiç A takımda görmedik. Yani direktman performans gösteren oyuncularını. Belki altyapıdan geliyor, bir hafta çalışıyor, iki hafta çalışıyor ama bundan sonra Samsun Spor bunları yapacak mı? Kemal Bayraktar vardı. Evet. Yani çok yetenekli bir oyuncuydu Kemal. Bizim milli takımlara da gelmişti. Kemal yani yeteneğinle doğru orantılı yere gelemedi. Şu anda Kemal Çarşamba Spor'da oynuyor. Kemal'in yeteneklerine bakınca Kemal'in şimdi bu takımda olması lazım. Hatası aslında bu Kemal'in hatası. Kemal'i yetiştiren oyuncuları, hocaları da sorgulamak lazım burada. Neden diyecek olursanız şimdi küçük yaş gruplarında oyuncu problem çözme becerisi yüksek alıyor. Yetenekliyse 3 kişiye çalıma atıp bırakıyor geliyor. Hoca yeterli görüyor. Halbuki zor rakiplerle karşılaştığında iş değişiyor. Aynı güce geldiğinde. Ne oluyor? Problem çözme becerilerinin gelişmesi. Yani savunma yapmayı bilmiyor. Şimdi Kemal oyunun tek tarafını oynuyor. Top bizdeyken oynuyor. Yani top kendi takımındayken. Top rakibe geçtiğinde maalesef eksikleri var. Eğer Kemal zamanında bunları öğretilseydi Kemal'e, Kemal çok daha yani bu takımda forma giyecek kalitedeydi. Yani sadece Kemal örneği. Bir sürü sayabiliriz. Genç oyuncular ne zaman Şimdi şöyle, bu tabii biraz zihniyetle ilgili. Samsun Spor şu anda yarışıyor. Maalesef biz biliyorsunuz kupa maçı oynadık burada. 3-0 yenildik. O maçta bile 3. lig takımıyla bir tane oyuncu oynatamadık. Yani biraz elimizdeki oyuncu fazlalığından da kaynaklandı. Kadrodaki oyuncu fazlalığından. Çocukların şans bulmaları çok zordu. Bir de bir taraftan yarışıyorsunuz. Genç oyunculara şans vermek. Şimdi Altın Ordu da çıkıyor. Altın Ordu'nun zorunlu böyle şeyleri var.
Oyuncu almak zorunda bir yerleştirmişler. Şampiyon olmuşlar, düşmüşler, o tarafına bakmıyor Altınoğlu. Ama bizde tek hedef şampiyon olmak, ikinci, üçüncü olmak bizde başarısızlık. Onun için tabii hocaya da o rahatlığı verebilmemiz lazım. Ha, oynatılmaz mı? Oynatılır. Oynatılır. Ben inanıyorum orada oynayabilecek oyuncularımız var. Rica ederim. Hocam, bu problem değil, sohbet et. Yarın verelim hocam. O sizin konuştuğunuzu bugün şimdi verelim. Hiç, tamam. Bu altyapıyla ilgili konuştuklarımızı yarın ayrı bir haber olarak. Ne zaman istersen.